Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Dürüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 5 Ekim 2023 Perşembe. Yani Fener'in maçı var. Spartak, Tırnava, Fenerbahçe maçı öncesinde. Herkesten kalbinden geçen skor tahminini buraya yazmasını rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar mesela bakın üstündeki tişörtte Fenerium'un şu logodan anlarsanız bu kabartmalı güzel bir logo. Günlük hayatta kullanabilecek çok güzel modeller var Fenerium'da. Hocam fiyatlar pahalı mı halı? Sizden rica ediyorum bir gidin normal piyasaları bir gezin. Bakın bakalım fiyatlar neymiş. Şimdi UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ikinci maçında Fenerbahçe'miz bugün Slovakya'nın Spartak Tırnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Kupalarında çıktığı 261 maçta 102 galibiyet 104 mağlubiyet yaşadı diyor. Tam bir 104 oluyor, bir 103 oluyor mağlubiyet sayısı. Bir 102 oluyor. Enteresan. Ama şu bir gerçek. Kazanıp 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 devam etmek lazım. Tam da o turnuvadayız. Fenerbahçe'nin söz konusu müstakaklarda rakipleri 350 kez havalandırırken kalesinde 370 gol gördü. 20 gol atıp hiç geçmezsek eşitliği sağlayacağız. Geçen sezon amuya oynadığı son 19 Avrupa maçında 15 galibiyet, 3 beraberlik alırken sadece bir kez mağlup oldu. Galatasaray'da son 22 maçında sadece 4 galibiyet almış. Avrupa Fatihi ünvanını alıyor. Ya Allah dünya kadar malın olacağına Galatasaray kadar şans şey balın olsun demişler. Yani dünya kadar malın olacağına Galatasaray'a kadar balın olsun demişler. Siz bu balı nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Yani en dandik Manchester United falan çekmek gerçekten büyük bal. Ama bu bizde yok. Biz Konferans Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kurası çekmediğimize şükrediyoruz canı Ya Spartak tırnava Allah Allah bir gariplik var. Glasgow Rangers falan gelmesi lazımdı. İşte Nerf çıkıyor. Allah Allah bizim neydi o İngiltere? Aston Villa nasıl çekmedik biz? İşte öbürü geliyor. Ludo Allah Allah Fiorentina. Oğlum Fiorentina'nın gelmesi lazım. Yani Fiorentina Aston Villa işte Glasgow Rangers falan gelmesi lazımdı bizim grubadan. Yani biz hayretler içerisinde. Neyse. Fenerbahçe bu sezon konuk oldu. Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. İnşallah bu maçta da devam ki. Fenerbahçe'nin söz konusu maçlarda rakipleri 8 kez havalandırdı. Fenerbahçe'miz bu, sezon Avrupa'da çıktı. 4 şey 7 müsabakada rakiplere 24 kez havalandırdı ve maç başına 3.4 gol ortalaması tutturdu. Hocam ligde de tuttursak diyorsunuz. Ligdekiler adil olursa tutturacağız merak etmeyin. Spartak Tırnava Teknik Direktörü Michael Gasparik Fenerbahçe'yi analiz ettiğimde onların bir zayıf yönünü keşfettim demiş. <laughs> Muhtemelen Altay Bayındır'ın gitmeden önceki kasitlerini falan izlemiştir diye düşünüyorum. Şimdi maçı Alp Özgen anlatacak. Bak Ne oluyor lan? Maçı Alp Özgen anlatacak. Batşuay. Alp Özgen deyince insanın aklına otomatik Batşuay beliriyor. Annesi küçükken Alp diyormuş. Hayır anne beni böyle çağırma. Batşuay de. Ya, bütün Batşuay gollerine denk gelen adam. Yazın oraya Batshuayi'nin kesin golü var. Eğer Batshuayi gol atmazsa ben bu futboluna ilişkimi keserim kardeşim. O kadar emin konuşuyorum. Şimdi size enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi İsmail Kartal'ın konuşmasına geleceğim ama e, İsmail Kartal ve e, Joshua King konuşurken Osterwolde canlı yayına bağlanıp çabuk olun antrenman var diyor. Bakın çabuk olun antrenman var diyor. Osterwold'e canlı yayına bağlanıp bilginiz olsun. Ya bu başka bir şey. Şimdi İsmail Kartal'dan konferans ligi açıklaması hedefini de açıkladı diyor videoda. Şey videoda diyorum ya maç öncesi açıklamada. Daha doğrusu basın toplantısında. İsmail Kartal ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacak Sparta Trnava maç öncesi konuşuyor. Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından morali geldi. Kazanarak geldik. Yani ki rakibimize İlgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz diyor. Yarın rakipler yani bu tırnava ile birlikte hepsine diyor. Tırnava takımında oyuncularını çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar. 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler. Bakın attığı ve yediği sayı birbirine çok yakın bir takım. Fark atmalık bir takım. Şimdi bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puan almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef amacımız bu şekilde. Bunu da inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimiz cevap olarak ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum diyor. Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımızla çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyuncunun bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun. Herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız Yarınki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim. Sabah karar vereceğim diyor. Ee, i̇lk 11'i. Arkadaşlar kopuk kopuk okuyorum. Hocam okuma yazmayı mı unuttun? Bir de öğretmen olacaksın demeyin. Haber bu şekilde şey yapılmış. Valla benim tahminimi söyleyeyim mi? Osterwald'e sağda ee, şey Pardon Osterwald'e solda Sağda Osai Soper ikilisinde Serdar Aziz Ciku diye ee, düşünüyorum. Kalede yine Livakovic oynar oyun ritmini yakalaması açısından. Ama bence İrfan Can oynaması lazım. Yani hazır kıtada bekletmemiz lazım. Bak buna dikkat etmek lazım. Nispeten kolay bir rakip. Yanlış anlamayın. Orta sahada arkadaşlar bana gelen söylenti Crespo Zayt'sin aynı anda 11 oynayacağı şeklinde. Ama ben bir şey diyemem. Ha bana kalsa Crespo Zayt Mert Hakan oynat. Anladın mı? Takımı yor. Şimanski oynamayacak Sonradan girsin oyna. Yorgun takım oynasın. Sağda e, Kent. Solda Joshua King. Ancak Kent'in özel ricası ben solda daha iyiyim. Solda mı oynatsan gibisinden. Eğer Kent solda başlarsa King forvet başlayabilir. E, ee, forvet demeyin forvet arkası. Hani on numara pozisyonda forvette Batshuayi. ayı. yani sağda Kent ama oynar ya. Sağda Kent solda King forvette Batshuayi. Orta üçlüde Crespo, Zayt, Mert Hakan'dan oluşur gibi geliyor. Çift 8 ya da 3-8 gibi. Benim düşüncem bu şekilde. Her maçın hikayesi farklı diyor. Ben bunu geçiyorum. 14'te 14 diyorum o. Geçmiş ne yaptınız oğlum? Basın toplantıda söyledim. 14 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Hadi inşallah Allah söyletmiştir hocam. 30'da 30 inşallah kurban olduğum Allah'ım inşallah. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. 53 bin olduk. 10, şey, 30'da 30 olsun. Burası 60 bin olmazsa yakın beni. Kabul ediyorum. Harbi söylüyorum. Eğer 30'da 30 olsun burası 60 bin olmasa yakın beni. Küfür edin lan. Ağzımı açarsam namerdim. Çok net söylüyorum. Eğer Fenerbahçe 30'da 30 yapsın. Şura 60 bini çok rahat geçer. Hatta bir şey söyleyeyim. Ya imkansız. Böyle bir şey imkanı yok ama 40'ta 40 yaptım burası 70 bini geçer. Geçmezse namusum şerefim üstüne söz veriyorum. 10 kişiye Fenerbahçe'nin bu sezonki formasını veririm. O kadar net konuşuyorum. O kadar. 20 kişiye yalan. 20 kişi eğer Fenerbahçe 40'ta 40 resmi maçlarda 40'ta 40 galibiyet alsın. Şurası 70 bini geçmezse 40 kişiye Fenerbahçe'nin orijinal bu sezonki formasını cebimden vereceğim. Öğretmen maaşımdan vereceğim. Sözüm söz olsun. O kadar eminim. İnşallah olur. Hadi bakalım. Diyor ki e, her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Bu maçta da 3 puan almak için buraya geldik. Onun için geriye dönük çok da fazla yaptırım, yaptırımlarımıza yaptıklarımıza bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçı. Zaten yasakladım diyor. Samandıra'da bunu konuşmayı yasakladım diyor. Takım savunması oyuncularımın her maça ne kadar ciddiyette hazırlandığını gösteriyor. Daha önce de söylemiştim. Maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz. Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri vardır. Zayıf olan yönler vardır. Biz de tırnava takımının güçlü olan yerlerini tespit ettik. Zayıf olan yönlerini de tespit ettik. Bunu da yarın oyuncularımız ile şu ana kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarla analizlerle sahaya çıkacak 11 kişilik oyuncularımızla bana göre sahada felsefeyle Mücadele edecekler. Her maçtan önce verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı bir sistem var. Bunun için yarın oynayacak oyuncularımız rakibe göre ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum diyor. Joshua King amacım hocanın işini zorlaştırmak. Amacım hocamın işini zorlaştırmak. Ne demek lan hocanın işini zorlaştırmak? Tebessüm. Joshua King aslında çok güzel bir şey söylüyor. Çok çok güzel bir şey söylüyor. Tabi anlayana güzel bir şey söylüyor. Anlamadıktan sonra da konuşmanın lüzumu yok. Bu hafta içerisinde söylemiş olduğumuz gibi kötü bir olay cereyan etti ama bu olay maçtan önce olmuştu. Maça konsantrasyonumla beraber çıkmayı başardım. Ne olursa olsun hayatta üzücü şeyler olsa da biz sağda elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hani maça odaklanmaya çalışıyoruz diyor. Hem Murat'ın ailesi için hem benim ailem için üzücü haftaydı. Bizler profesyoneliz. Yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Doğru. Premier Lig'den gelip az süre almak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum demiş. Şu anda sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarda iyi performans ortaya koymaya çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktaları aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. İsteğim ve amacım takıma iyi şekilde yardımcı olmak. Benden sahada olmam istendiğinde diyor. Biz şu anda rakiple alakalı görüntüleri izliyoruz. Akşam antrenmandan sonra zannediyorum ki yine rakip incelemeye devam edeceğiz. Çok fazla bir şey söyleyemem. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Açıkçası rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Zaten bu rekabet olduğu zaman oyuncular performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışırlar. Mental olarak tabii ki başlarda benim için zordu. Süre alıp almama konusunda zordu. Süre alıp almama konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak. Kadroyu kurarken tabii. Çünkü ancak bu şekilde kendimi gösterebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda göstereceğim performans ile beraber kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Forma şansı geldiğinde en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Şu ana kadar iyi şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Takım içinde çok fazla kaliteli oyuncu var. Aynı zamanda kendi pozisyonunda da çok fazla kaliteli oyuncular var. Bizim ana hedefimiz maçları kazanmak. Oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak diyor. Güzel bir rekabet var. Bu rekabet unsurda oyuncuların kendini geliştirmesi için çok önemli unsur. Her zaman iyi performans ortaya koymalısınız. Çünkü eğer iyi performans ortaya koymazsanız yerinize diğer takımlar arkadaşlarınız da oynayacaktır diyor. Dusan Tadic için transfer açıklaması. Hey. Fenerbahçe Dusan Tadic ile ilgili olarak dikkat çeken transfer açıklaması geldi. Kimden geldi? Sırbistan'ın Vojvodina Kulübü Başkanı 2025-26 sezonda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı. Ulan arkadaş. Tadic'i istediklerini açıkladı diyeyim. Yani abi adamlara bak. 2025-26 diyor. Yarışma halindeyiz. Fenerbahçe'de 2 yıllık sözleşmesi var falan filan. En iyi lider Tadic. Şimdi işin ucu bu. E İstanbul'un bir ilçesine çıkmayacak olsa en iyi liderle ilgili güzel bir espri yapar. <laughs> Bizim millete sorsan herkes kendi e, savunduğu kişiyi en iyi lider ilan eder. ne da en iyi lider e, Tadiş'te demiş. Neyse. Luan Perez bulundu arkadaşlar. The person you have called. No 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 no. Bulundu. Luan Perez sol dizinden ameliyat edildi. Fenerbahçe'nin Brezilya stoperi Luan Perez sol dizinden ameliyat oldu. Fenerbahçe kulübü Oyuncumuz Dunaan Perez Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İfadesini kullandım. Soru şu. 1. Transfer sezonu 15 Eylül'de bitti. 2. Perez'in gitmeyeceği kesindi. 15 Eylül, 15 Ekim'e geliyoruz. Yani 10 gün sonra. 2-3 hafta. Madem e, sakat olduğu kesindi. Şimdiye kadar... E, hani ameliyat olamaz mıydı ki? Hani acaba ameliyat olamaz mıydı şimdiye kadar? Soru 3. Kulübün iletişimciler ne iş yapıyor? Soru 4. Bugüne kadar niye beklenir ameliyat için? Sıra falan mı? Gibisinden. Hani birçok soru var. İnşallah bu sefer derman olur da oyuncu iyileşir diyelim. Ee, başka da bir şey söylemek istemiyorum. Trendyol'da 8. haftanın hakemleri açıklanmış. Trendyol Süper Lig'de. Merkez Hakem Kurulu Galatasaray Merkez Hakem Kurulu Süper Lig'de 8. hafta hakemlerini açıkladı. Niye Galatasaray Merkez Hakem Kurulu? Çünkü Galatasaray'ı e, tepeye koyup diğer takımları düşman kesesine koyan bir kuruluş. Adana Demirspor, Trabzonspor, Kadir Sağlam. Bir şey söyleyeyim mi? Felaket bir maç. Antalya Spor Galatasaray. Zorbay küçük. Babası Galatasaray altyapısında hoca olan bir hakemi bu maça vermek hani Arif Erdem'i falan verseniz daha adaletli olurdu bence. Eski Galatasaray futbolcusu. Gerçi o başka şeylere bulaştı diye şey yapıyor da, ya sonuçta Galatasaray'la örneği olarak görüyoruz. Beştaş İstanbul Spor Tugay oldu. Kasımpaşa Fenerbahçe Mete Kalkavan. Şimdi Mete Kalkavan gerçekten çok ilginç bir seçim. Hani e, bu sefer açık söyleyeyim Hakan Şükür falan olsa daha adaletli olurdu. Mete Kalkaman'ı bir araştırır mısınız? Kasımpaşa'da herhangi bir yönetici akrabası var mı? Yok hocam o soyadı benzerli karıştırıyorsun. Valla ben genelde karıştırırım ama neyse. Ben şunu söyleyeyim. İşin içine Galatasaray girince sıkıntı. Galatasaray'dan TFF'ye şok baskın arkadaşlar. Bakın. Bakın bu çok ciddi bir olay. Şu anda TFF'de görevli. Galatasaraylı yöneticiler Galatasaray plakalı araçlar ile TFF'ye gidiyor. Ayrıca o yöneticiler Galatasaray maçlarında da adeta bir taraftar gibi davranıyorlar. Arkadaşlar araç bu. TFF'de görevli Galatasaraylı yöneticiler. Yani aslına bakarsanız TFF'de görevli Galatasaraylı yöneticiler lafı zaten Ya şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yöneticisi olup da TFF'de görevli olan bir kişinin ismini yazar mısınız? Ya da Beşiktaş'ta Beşiktaş e, yöneticisi olup TFF'de görevli. Trabzonspor yöneticisi olarak TFF'de görevli. Arkadaşlar burada bir baskın var. Burada bir olay var. Bakın dikkat edin. Bu e, hani Galatasaray maçına Zorbay Küçüğün verilmesi tesadüf değil. Ben tesadüfe inanmam. Tesadüfe sadece ateistler inanır. Anlatabiliyor muyum? Ben bu seçimler ben Beşiktaş'a da söylüyorum. Bak Galatasaray kendini kollayıp Beşiktaş'ı da kollasa Beşiktaşlılara hoş gelir. Fenerbahçe'yi doğurasa, Trabzonspor için de diyorum. Mesela hakemler Fenerbahçe'yi doğurasa, Trabzon'u kollasa Beşiktaş'ı kollasa ama daha çok Galatasaray'ı kollasa Beşiktaş Trabzon taraftarına hoş gelir bir yere kadar. Bir yerden sonra da ulan ne oluyor der. Yani benden size tavsiye adaletin peşinden gidin. Onu belirteyim. Erdoğan Nidelioğlu'nun verdiği bu haber de mide bulandırıcı. Ama hep oluyor. Şimdi Mehmet Büyükekşi'nin yanındaki Yusuf Günay hakemlere etki ediyor. Çok net. Her hafta artarak Fenerbahçe aleyhine hataların başka izahı yok demiş Ferud'un Nideloğlu. Ya bana çok uyarı geliyor. Çok beddua ediyorsun. Etme şöyle böyle. Bir şeyi çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hani ne yapmamı istiyorsunuz? Mesela Mehmet Büyükekşi'ye ana avrat küfür mü edeyim? Hani onu mu istiyorsunuz? Merak ediyorum ne yapmamı istiyorsunuz? Yani, tamam ben sakin olayım. Kabul. Siz küfür edin o zaman. Toplu halde yorumlarda hep küfür edin. Ya arkadaş ben Allah'a dua ediyorum. Siz de edin. Rabbim yardım etsin. Çünkü ya inanılmaz bir şey. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir durum yok ya. Gerçekten bak. Serdar Açelik'te Dusan Tadic eski tip kaptan. Tıpkı Sergio Ramos gibi kafayı da takmış Ramos'a. Steven Gerrard gibi Fenerbahçe Tadiç ve Ceko gibi iki kaptan özellikleriyle ön plana çıkan oyuncuya sahip olduğu için çok şanslım. Ceko ile ilgili hani ben anlatan anlata bitiremem Ceko'yu. Gerçekten anlatan anlata bitiremem. Şimdi ben, Türk taraftalar neye bakıyor abi? Türk taraftalar takım nasıl çıkıyor? Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hani sahaya nasıl çıkıyor? Nasıl oynuyor? İşte gol atıyor mu? Atmıyor mu? Forvet'e gol atacak. Stoperse işte rakibi kemirecek, şov yapacak falan. Geçiniz. Rize Spor'la oynadığımız maçta görev alan hakem Cihan Aydın bu hafta görev almamış. Ben buna çok şaşırdım. normalde Galatasaray maçına verilmesi lazımdı. Alper Ulusoy da muhtemelen Galatasaray maçına şey verilir. Var hakem olarak verilir. Hani vermezseniz adam değilsiniz. Vereceksiniz eminiz. Ondan sonra Fenerbahçe şunu yapıyor, bunu yapıyor, şöyle yapıyor. Ya geçin ya geçin. Geçin. Jack Cohen ile ilgili hatırlayın. Alkullerde oyun kuruculuk yapıyor. Hücumda hem bağlantı olmak hem atak düzenlemek hem oyun kurmak hem kale onun önünde var olmak ciddi katkı diyordu. Uğur Melek Yedi sanırım bu yorumu ben kesinlikle notlarıma ekledim. Yani arada sırada ben bunları bu yorumu konuşacağım. Arkadaşlar istediği kadar birileri federasyona baskı yapsın. İstediği kadar birileri federasyona gitsin. İş artık çığırından öyle çıkar ki. Artık kendi taraftarları şunu söyle. Yeter biz artık adalet istiyoruz der. Benim hep kullandığım cümle var. Yine kullanıyorum. Yine kullanıyorum. Fenerbahçe maçlarını hakemler adil yönetmeye başlasın. En ilk olarak Fenerbahçe taraftarı diyecek ki hocam şike mi yapıyoruz? Hani şike mi yapıyoruz? Hakem mi satın aldık? Adam bizi kolluyor diyecek. O kadar alıştık ki her maç hakkımızın yenilmesine. Adaletli yönetsin. Gördüğünü çalsın. Hocam şike mi yapıyoruz diyeceksiniz. Şimdi bak mesela Ali Koç'un dün e, geceki programında ona ayrı bir video çekeceğim. Sıradaki video ona çekeceğim kısmetse. Orada çok güzel açıklamalarda bulundu aslında Ali Koç. Çok güzel net açıklamalarda bulundu ama kimse anlamamıştır muhtemelen. Çünkü çok uzun oluyor. Uzun olunca da dikkat dağılıyor. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki biz dedi Türkiye'deki hakemlerden şikayetçiyiz. Avrupa'daki hakemlerden şikayet ettiğimizi duydunuz mu dedi. Duymadık. Şimdi bak şu cümleyi de kurdu. Diğer Türk takımları da şikayetçi değil dedi. Adana Demirspor elendi. Hakemle ilgili bir şey kullandılar mı? Yani hatırlıyor musunuz? Beşiktaş ilk maçta kulüp tarihi fark yiyecekken berabere kaldı diyorsunuz. Bu ifade size ait bana değil. Hakemle ilgili bir şey kullandılar mı? Galatasaray iki maçta da rakip 10 kişi kaldı. Bir tane penaltı elde etti. Hani Galatasaray jokerleri gibi ama yani hakemler mükemmel yönetti Galatasaray maçı. Ben açık söyleyeyim. Ya Türk takımı denildi mi? Hakemler uğramaya geliyorlar. Ya mükemmel yönetti. Şimdi Galatasaraylılara deyin ki Manchester maçındaki hakem mi? Süper Lig'deki hakem mi? Artık onlar da Süper Lig'deki hakemlerin abidik gubidik şeylerine penaltı çalmasından sıkılmışlardır. Gerçi sıkılmayanlar baskın yapar gibi şey yapıyorlar ama onlar da o hakem isteyecek. Mesela derbi maçlara. Ya Galatasaray Manchester maçını yöneten hakem var ya. Getirin derbi maçı abi. Yalvarın, yakarın. Maça hafta içim oynatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Getirin abi. Al sana hakem. Harbi söylüyorum hakem ya. Daha adam gördüğünü çalıyorum. Bir tane Zaha'nın pozisyon var. Zaha böyle hareket yapıyor. Ayağını yaparken açarken rakibin ayağına çarpıyor. Devam kararı çıkıyor. Galatasaray'da bunu paylaşmış. Penaltı yok mu diye. Ulan o kadar alışmışlar ki penaltıya. Hareket yapan oyuncu rakibe çarpıyor. Buna penaltı bekliyorlar artık. Artık bak düşünün. Bu sizi futboldan gerçekten soğutur. Nitekim bu tip basit ha şeylere, hareketlere penaltı çalınmaz. Hatırlayın ya. Ee, Gaziantep maçındaydı. Icardi adamın yüzüne vuruyor. Ayağı bir darbe geliyor. Penaltı dediler. Ben ne dedim? Bu kadar basit hamlelere penaltı verilmez. Avrupa'da vermezler buna. Bak vermediler. İnanın yani Zaha'nın ki o kadar da değildi. Yani Zaha'nın kendi hareketiydi. Demek istediğim şey şu. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Bakalım en çok kime lazım olacak. Ben 53 bin abone için selamlarımı iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün Rizeli arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Sakaryalı arkadaşlara artık şey yapalım. Ee, zafer vardı ya benim askerde. Edirne Keşan'da askerlik yapan bir zafer vardı. Sakaryalı Fenerbahçeli. Ona da selam olsun eğer tanıyan varsa. Ee, Kayseri'de Hikmet Kozan Ortaokulu'ndan bazı öğrenciler e, benim abonemmiş. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Bütün sınıftaki arkadaşlarınıza Abonelik hediye <laughs> edin. Herkesi bu kanala davet edin. Abone olun. Merak etmeyin size çok fazla selam gönderirim. Ee, Hikmet Kozan Ortaokulu'nda da arkadaşım var. Kenan var. Öğretmen Türkçe, edebiyat, edebiyat değilim Türkçe'ci. Ee, Kenan'a da selamlarımı iletirsiniz. Kadıköy Sokak kanalından selam getiriyorum diye. Çok var. Devel'de hani de bir sürü öğretmen arkadaşım var. Kayseri'de de var. Başka şehirlerde de var. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu mesleği şerefiyle icra eden... Ömrünün en güzel yıllarını memleketinin evlatları için harcayan bütün öğretmen meslektaşlarıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Unutmayın bir toplum öğretmene ne kadar değer veriyorsa, ne kadar kıymet veriyorsa toplumun refah seviyesi o kadar yüksek seviyededir. Bir toplumda öğretmenin rolü, modeli, görevi ne şekilde ise dünya yüzeyinde de o ülkenin rolü, modeli şekli o şekildedir. İnşallah öğretmenlerimizin kıymetini bildiğimiz bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz sözünün yerine benim canımı sıkanı cimere şikayet ederim dinine dönen anlayışına dönen anlayıştan vazgeçeriz ve öğretmenlerimizin kıymetini biliriz. Çünkü şu bir gerçek e, bir toplumu gerçekten ve gerçekten eğiten öğretmenlerdir. Eğer öğretmenlere biz yeterince kıymet veremezsek toplum maalesef açık söyleyeyim birçok öğretmen arkadaşımdan aynı şikayeti duyuyorum. Hiçbir şekilde terbiye veremiyorsun. Aile terbiye vermedi miydi? Sen zaten müdahale edemiyorsun ve toplum bu hale geliyor. Eskiden neydi biliyor musunuz? Eskiden ha sopayla elimize vuranları da kınıyorum. Onlarınki de yanlış. Öğretmen rol model olurdu. Birisi bir hata yaptı ama kız artık şş, yapma. Hayır bu yanlış derdi. İnanın benim çocuğuma hayır dedi diye yüksek sesle konuştu diye şikayet yiyen bir sürü öğretmen var. Hadi kendiniz onun yerine koyun. Çocuğa yapma bu yaptığın yanlış demiş hayır demiş. Baştaki hayırı bağırarak söylediği için şikayet demiş. böyle bir toplumdayız. Allah ıslah etsin. Allah ve öğrenci velilerine, anne babalara, ebeveynlere akıl fikir versin. Yoksa çok kötü bir uçuruma doğru gidiyoruz. Bak yanlış anlamayın. Şeker komasına giriyor çocuklar. Yani genç çocuklar artık şeker kullanmaya başladılar. Ne demek istedim anladım. Toz şeker kullanıyorlar. Hani e, öbür şey ateşle yakılanı falan saymıyorum ya da suyla karıştırılıp beyaz zenge dönüşen içecekleri saymıyorum. Artık iş başka yere gidiyor. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızı başınıza alın. Çocuklarınızla ya siz ilgilenin ya da eski sistem senin kemiği benim mantığına dönün. Çünkü başka türlü toplum çok kötü bir yere gidiyor. Ha etisenin kemiği benim Ya öldü ama öldürsün çocuğu. Öyle de bir dünya yok. Merak etmeyin kimsesin çocuğunuzu öldürmez. Anlatabiliyor muyum? Ben bütün meslektaşlarım adına söylüyorum. Bu ülkenin Geleceğini inşa etmek isteyen insanlara engel olmayın. Destek olun. Yoksa çok üzülürsünüz. Belki çocuklarınıza üzülürsünüz. Belki torunlarınıza üzülürsünüz. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yar ve yardımcısı olsun. Kıyamete kadar bu devlet, bu millet hep var olsun. İnşallah da adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, insanlık bu ülkeye hakim olsun. Görüşmek üzere.